Saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlar, değerli tiyatro severler. Bahar şenliklerinde oynadığımız Cimri adlı oyunu yoğun istek üzere, sizlerin talebi üzerine bir kez daha bu akşam sizlerle buluşturacağız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şimdi ilk oyunda son anda teşekkür belgesini sen ver dediler. Biz de son kez konuştuk. Meğer son kez değilmiş. Bugün Mehmet hocamız dedi ki, gideseye kadar konuşturacağız seni dedi. Bizler de teşekkür ederiz hocam dedik. Yine aldık mikrofonu elimize. Bu sefer umarım son olur Mehmet hocam. Çünkü sürekli tekrarlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar, bilmeyenler vardır belki. Tiyatro topluluğunda 4 sene önce büyük bir heyecanla başladım. Ve başladık ekip arkadaşlarımızla beraber. Bu sene artık mezun oluyoruz. Ve tiyatro topluluğumuzun artık bizlerin göreceği son oyun ve son sahne diyebilirim. Öncelikle birkaç teşekkür etmek istiyorum. Çünkü vedalar zor oluyor. Özellikle tiyatrodan veda etmek bizler için çok daha zor. Çekiç Harekatı'na diyeyim. Tiyatro ekibimizin erkek lakabı Çekiç Harekatı. Ve Güzide bayan arkadaşlarıma bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ederim. Tiyatro bize çok şey kattı. Bu 4 sene boyunca çok şeyler öğrendik. Adam gibi adamlar tanıdım. Başta Mehmet hocamız olmak üzere ve Çekiç Harekatı olmak üzere. Ondan sonra birçok değerler kazandık. İşte Nazmiye ablamızı kazandık. Mehmet abimizi kazandık hocamızdan ziyade. Sonra bu sene Öykü kardeşimizi kazandık. Ve özellikle şahsen benim için tiyatro vesilesiyle ben eşimi kazandım. Bir kez daha anlatayım, geçen gün anlatmıştım. İlk sene, ilk anda, son anda biz tiyatro ekibine katıldık ve ışık ve müzik sisteminde ben Sinan Akbaba ve Hüda Özer arkadaşım. Işıktayım, Hüda arkadaşım müzikte. Hocam dedi ki, oğlum dedi, aman gözlerine çok iyi bak. Kaçırmayın, sahnelere atlamayın. Ben o gün bugündür hala Hüda'nın gözlerinde tiyatro oyunumu, hayat oyunumu oynamaya devam etmekteyim. Bir kez daha. Tiyatromuza ve üniversitemize teşekkür ederim. Fazla da konuşmayayım. Çünkü ondan sonra ya niye evlenme teklif etmedin diye soranlar oluyor. Oyunumuz başlıyor. İyi seyirler. Yüzlerce kanıt sereyim önüne. Ne kolay, ne kolay inanıyor insan sevdiğine.
Evet Valer. Beni aldatmayacağına, yüreğini buna varmayacağına inanıyorum. Beni gerçekten sevdiğine, beni bırakmayacağına inanıyorum. Bütün kuşkuları atıyorum içimden, tek bir korku kalıyor. O da ayıplanma korkusu. Elis, peki ama bu korkuya sebep ne? Herkes seni benim gözlerimle görse hiçbir tasam olmazdı. Ben seni bildiğim için doğru buluyorum seninle her yaptığımı. İyi bir insan olman da kalbimi haklı çıkarıyor kendime karşı. Üstelik sana hayatımı da borçluyum. Beni kurtardığın o kadar hiç gitmiyor gözlerim önünden. Kendi canını sakınıp nasıl sulara atıldın benim için. O gün, bugündür de bir an olsun ayrılmadın yanımdan. Ananı, babanı, yerini, yurdunu aramaktan vazgeçip burada kalmaya, babamın dışarı almaya razı oldum. Ben daha ne arayabilirim sana bağlanmak için? Bütün bu söylediklerin içinde değer verebileceğim işe varsa o da sevgin Elis. Diğer kuşkularına gelince, baban elinden geleni yapıyor herhalde seni haklı çıkarmak için. Bir yandan aşırı cimriliği, evlatlarına karşı olan sertliği, olmayacak şeyler düşündürebilir insanlara. Baban hakkında bu şekilde konuştuğum için üzgünüm Elis. Ancak buranlarının başkaları tarafından sevilmeyeceğini sen de bilmelisin. Umutlarımı kaybetmez, annem ve babamı bulursam onun gönlünü yapmak hiç de zor olmayacak bizim için. Her gün haber bekliyorum onlardan. Gerekirse kendim gideceğim onları bulmaya. Aman Valer! Ne olur ayrılma buradan bir yere. Burada kal, babanın gözüne girmeye çalış yeter. Gözüne gizmek için az mı şeytanca uğraştım? Takınmadığım surat, dökmediğim dil kalmadı kendini sevdireyim diye. Ama insanlara kendini sevdirmek için en iyi çare, onlara sevdiklerini sever görünmek, doğru dediklerine doğru demek, yanlışlarını örtmek, kusurlarını alkışlamak. Yaranacak mısın? Aşırıya kaçmaktan asla korkma. Yalan söylediğin yüzünden aksın. En zeki insanlar bile kanı veriyor dal kavukluğa. Bu benim yaptığım işte insan dürüstlüğünü yitiriyor bazen Elis. Ama insanları başka yoldan kazanamıyorsak kabahat bizde mi onlarda mı? Peki ya kardeşim Valer? Neden onu kazanmak istemiyorsun? Ya hizmetçi kız bize ele verecek olursa? Babayla onun kafaları birbirinden çok farklı Elis. İkisini birden kazanmaya imkan yok. Ya birinin adamı olacaksın ya ötekinin. Elif! Geliyor. Gidiyorum. Açıl onu Elif. Elif! Ne kadar açılman gerekiyorsa o kadar açıl. Bilmem hiç açılabilecek miyim ona? Seni yalnız gördüğüme sevindim kardeşim. Seninle konuşacaklarım, açacak sırlarım var. Dinliyorum seni abi. Neler var neler kardeşim. Ama aslında hepsi bir kelimeye sığar. Seviyorum. Seviyor musun? Evet, seviyorum. Ama sevdiğimle kalıyorum şimdilik. Çünkü biliyorum her şey babama bari. O ne derse uymak zorundayım. Hayatımızı borçlu olduğumuz insanlara rızası olmadan kimseye bağlanamayız. Onlar gönlümüzün neresini istiyorsa o yöne etmeliyiz. Onlar bizim gibi çılgın tutkulara kapılmamıştır. Onun için daha sakin olabilirler. Şimdi bunları sana öylece söylüyorum ki tekrarlamayasın diye. Sevdam laf anlamaz oldu. Lütfen papaz gibi konuşmaya kalkma benimle. Sevgilinle sözleştiniz bitti mi? Hayır ama kararın karar. Yalvarırım. Vazgeçirmeye çalışma bizi. Ah abi, o kadar anlayışsız bir insan mı biliyorsun beni? Yok canım ama bilmezsin sevmediğin için. İnsanın sevgili eden deli tadını. Üstelik pek de akıllısın. Asıl felaket orada. Benim aklımdan hiç konuşmayalım daha iyi. Aman deme yoksa sen de... Önce senin için halledelim. Kimmiş bakalım sevdiğin? Mahalleye yeni taşınmış bir kız. Her göreni delirtmek için yaratılmış sanki. Doğanın elinden daha güzeli çıkamaz. Adı Marian. Görür görmez vuruldum. Annesiyle birlikte yaşıyor. Hemen hemen her zaman hasta annesi. Çok hoş bir kadın. Görsen öyle yalvarıyor, öyle yalvarıyor ki. Öyle içten, öyle samimi ki. Yaptığı her şeye öyle güzellik katıyor ki. Anlatamıyorum kardeşim. Görmen, tanıman lazım onu. Görür gibi oluyorum sen konuştukça. Hem seni sevmen yeter onun kim olduğunu anlamaya. Duyduğuma göre biraz dardıymışlar. Kırk kanaat ancak geçinebiliyorlarmış. Düşün kardeşim düşün. Sevdiğin insana yardım etmeyi düşün. Darda olan bir aileyi kalkındırmayı düşün. Ama yapamıyorum. Babanın bir cimriliği yüzünden yapamıyorum. Sevdiğim insana cömertlik gösteremiyorum. Anlıyor musun bundan duyduğum üzüntüyü kardeşim? Anlıyorum artık. Ah Elif. Nedir bu çektiğimiz? Nedir bu çile? Yaşanacak şey mi buncası? Bu işkence? Onca mal, onca mülk neyimize yarayacak güzel günlerimiz geçtikten sonra? Neyse, kapatalım mı bahsi? Sana seninle konuşmak istiyordum. Diyeceğim şu, babama çıtlatsan, birini sevdiğimi söylesen,
Eğer sana da karşı çıkacaksa çekip gidelim buralardan. Tanrı'nın verdiğiyle sevdiğimizle yaşarız. Dört bir yandan para arattırıyorum bunun için. Eğer sana da olmaz derse babam, son verelim bu işkenceye. Gidelim abi. Her gün biraz daha arattırıyor bizi annemizi. Keşke ölmeseydin. Seni keşke. Atma. Sesi seni gidiyorum. Yiyecek. Uzaklaşayım. Çık git buradan. Hemen. Lavacımı yok. Hadi Allah. Çekil git diyorum evimden. Seni hazırlayış diyor seni. Seni yiyip kaçtığını seni. Böyle kötü, böyle tanrının cezası bir herif görmedim ömrümde. Belki de şeytanın ta kendisi bu morum. İnsan kılığına girmiş şeytan sanki. Ne geveliyorsun ağzının içinde? Niçin kovuyorsunuz beni? Niçin kovuyorsam kovuyorum. Sana ne canım? Benim efendim sizin oğlunuz. Burada beklememişsiniz kendisi. Git! Sokakta bekle efendini. Kazık gibi dikilip durma karşımda bütün gün. Oranı biteni dikizlemek işin gücün. Her şeyden bir çıkar sağlamak için. Her şeyi gözükleyen bir adam istemiyorum evimde. Ah niye istemiyorum? Kör olası gözleri dört yanımı kuşatmış. Yiyecek sanki varını yoğurmuş. Çalır efendim. Orada burada sinsi sinsi. Ne çalmasa efendim? Bir çöpünüzü çaldıracak gözler mi sizde? Her şeyinizi bir yere saklamış, gece gündüz nöbet bekliyorsunuz. İstediğim şeyi, istediğim yere saklar, istediğim gibi nöbet beklerim. Şu pis Sofya'ya bakın hele. Benim ne yaptığımla uğraşıyor. Sakın altınlarımı kokusunu almış olmasın bu adam. Sen şimdi gider bu evde saklı para olduğunu da söylersin. Saklı para mı var bu evde? Yok! Allah'ın cezası! Yok bu evde öyle şey! Kudurtacak bu adam beni. Yani demek istiyorum ki sen bana kötülük olsun diye bu evde saklı para olduğunu söylersin. Ha olmuş ha olmamış. Bize ne canım? Hem ne hayrı var bize sizin paranızın? Ukalaya bak. Koparırım senin ukala kafanı. Efendim insan nenizi aşırabilir sizin nenizi? Dur dur. Bir arayalım bakalım neyimi aşırabilirsin. Gel buraya. Aç elleri. Buyurun. Aç ötekilerini. Ötekilerini mi? Ötekilerini. Buyurun işte ötekileri. Şurada bir şey yok mu? Kendiniz bakın. Bu boy pantolonla. Tam hırsızlara göre yapmış. Çal çal dolu içine. Topun asmalı böyle pantolon giyen. İşte böyle bir kurtuğun başına gelmeyi dilesin. Hem ne seve seve çalardım ben çöpünüzü bulsam. Hadi aratma kendini de ver. Neyi? Neyi çaldıysan alın. Hiçbir şeyinizi çalmadım ki. Hiçbir şeyi. Hiçbir şeyinizi çalmadım. O zaman cehennem dibine kadar yolun var. Oğlamanın bundan iyisi de can sağlıyor. Bu cimrilerin topunun birden canı cehenneme. Çaldığın gözüne dizine dursun be herif. Bu domuzu gördün mü? Sanki yılanı torbada görüyorum ya. Ah belalı şey. Elinde büyük para saklamak belalı şey. Ne mutlu evinde parasını saklayabilene. Koskoca evde evin bir delikanı da bu. Demir kasa! Evet ama benim gözüm tutmaz ki demir kasaları. Dünyada güvenemem onlara. Hırsıza genel demek gibi bir şey. Parasını kasaya koymak. İçinde saldırır evin. Kasaya tabii. Evet ama bakalım ben iyi mi yaptım? Dün getirdikleri 10.000 altını bahçeye gömmekle. 10.000 altın bu boru değil. Ama yarabbim. Öfke başıma vurmuş olmalı. Ağzımdan bir şey kaçırdım galiba. Ne var ne oluyor? Bir şey yok baba. Çoktan beri mi buradasınız? Hayır, şimdi geldik. Duydunuz ama şimdi dediğimi. Neyi baba? Bir şey duymadık biz. Bir şeyler duydunuz işte. Aman etmeyin babacığım, bir şey duymadık. Kendi kendime diyordum ki. Ne mutlu evinde 10.000 altını olana. Rahatsız ederiz diye yaklaşmıyorduk baba. Ben söyleyeyim de içim rahat etsin. Olur ki ağzımdan çıkanı yanlış anlar. Evimde 10.000 altın olduğunu zannedersiniz. Biz sizin işlerinize karışmayız baba. Ah! Olsa neler yapardım 10.000 altınla? Benim bildiğim... Yok! Nerede, nerede? Böyle şeyler bizi... Olsa... Benim bildiğim öyle işime yarardı ki. Ama siz de biraz... Paraya öyle ihtiyacım var ki bu günlerde. Aman babacığım, yakınacak durumda değilsiniz. Herkes biliyor bir hali paranızın olduğunu. Ne? Bir hali paran varmış öyle mi? Namussuz, şerefsiz bu herifler laf söyleyenler. Aman öfkelenmeyin babacığım. Kendi evlatlarım düşmanım oluyorlar bana. Paranızın olduğunu söylemek düşmanınız oluyor demek mi? Evet. Bir yandan bu laflar, bir
bir yandan da sizin sokağa attığınız paralar yüzünden. Günün birinde gırtlağı mı kesecekler benim? Benim sokağa attığım paralar da neymiş? Ne neymiş? Gezmeye giderken o girdiğin cafcaflı kılık nedir? Rezaletin büyüğü değil mi o kılık? Geçenlerde karşı bir kardeşine kızıyordum. Ama seninki beterinde beteri. Allah'ın gücüne gider böyle giyinmek. O mankellerin yok mu? Korkunç! Aklını kaçıracaksın mankellere benzeyeceğim diye. Hem neyle düzülür o giyim kışa? Bir şeyleri aşırıyorsun elbet. Sizin neyinizi aşırabilir insan? O zaman nereden buluyorsun o paraları? Ben mi? Kumar oynuyorum, kazanıyorum. Kazandığımı da üstüme diyorum. Çok fena ediyorsun. Madem kumarda şansın var, aldığın parayı ver bir faize, atsın, atsın, gelsin geriye. Şu kurdeleler ne oluyor dört bir yanında? 5-6 tane kancalı iğne yetmez mi öterini belini tutturmaya? Yılda en az 20 altını vardır bunların. Yılda 5,5 faizden versen, bir yılda ne getirir? 18 lira 90 kuruş. Doğru, haklısınız. Neyse, bırakalım bunları da ben sizinle başka bir şey konuşacağım. Ne var, ne oluyor? Kesemi aşıracaklar galiba. Babacım, bir diyeceğimiz var size ikimizin de. Benim de bir diyeceğim var ikinize. Bizim sizinle konuşmak istediğimiz mesele evlilik meselesi. Benim de sizinle konuşmak istediğim o evlilik meselesi. Eyvah! Eyvah da ne oluyor kızım? Evlenmek mi ürkütüyor seni, yoksa evlenmenin tam kendisi mi? Evlenmek ürkütür tabii babacığım, siz söyleyeceksiniz. Korkmayın, korkmayın. Kararımı duyunca ikiniz de saygınlıkla karşılayacaksınız kararımı. Söyleyin bakalım. Bu yakınlarda oturan Marian diye birini tanıyor musunuz? Tanıyorum baba. Sen Elis. Adı da duymuştum var. Bu kızı nasıl buluyorsun oğlum? Hoş bir kız. Hem de çok hoş. Hali, tavrı. Kibarlık, incelik atıyor üstüne. Üstünde durulmaya değer bir kız. Değer, değer babacığım. Evlenmekte hesap da var mı oğlum? Çok hesap var, hem de çok. İyi bir ev kadın olacağı benzer. Hem de nasıl? Benim gibi düşünmene sevindim oğlum. Çünkü bu kız kibarlığıyla, tatlılığıyla, şehvetiyle. Aklım aldı, evleneceğim onunla. Ne? Nasıl? Evlenecek misiniz onunla? Evet, evleneceğim. Kim? Siz? Ben! Başım döndü biraz. Hava olsam iyi olacak. Git mutfağa, bir bardak soğuk su iç, geçer. Şu zamani delikanlılarında tavuk kadar canları yok. Evet kızım. Kendim için kararım bu. Abim için de birini düşünüyorum. Dur bir bay. Sana gelince seni de Bayan Selme'ye vereceğim. Bayan Selme mi? Evet, olgun, aklı başında bir adam. Malı mülkü dillerde destan. Benim niyetim hiç evlenmemek babacığım, özür dilerim. Benim niyetim de sizi evlendirmek canım kızım, özür dilerim. Affınızı rica ederim babacığım. Affınızı rica ederim kızım. Bayan Selme'nin önünde derin saygılarla eğilirim. Lakin kendisiyle evlenmeyeceğim baba. Önünüzde derin saygılarımla eğilirim. Evleneceksiniz kendileriyle. Hem de bu akşam. Bu akşam mı? Evet. Olmaz baba. Olur kızım. Olmaz diyorum size. Olur diyorum sana. Zorla evlendiremezsin beni. Zorla evlendiririm seni. Kendimi öldürüp de böyle bir evlerimi sana etmem. Kendini öldürme ya. Görülmüş şey mi bir kızın babasıyla böyle konuşması? Görülmüş şey mi bir babanın kızını böyle evlendirmesi? Eminim, aklı başında her kişi bu kararımı saygınlıkla karşılayacak. Ben de eminim, aklı başında hiç kimse iyi karşılamaz böyle bir evlenmeyi. Bak, Valet! Var mısın? Onu bu işte hakem yapalım. Varım. O ne derse peki diyecek misin? O ne derse kabulüm. Tamam, oldu bu iş. Gel buraya Valet! Efendim! Gel bak ki kızım baktı ben mi? Siz haklısınız! Ne üzerine konuştuğumuzu biliyor musun ki? Bilmiyorum. Ama siz haksız olamazsınız ki efendim. Hakkın ta kendisisiniz. Siz haklısınız. Ben ona bir koca bulmuşum. Zengin, akıllı bir koca. O kalkmış, olmaz diyor bana. Siz tabii haklısınız efendim. Ama kızınız da büsbütün haksız değildir. Belki de... Ne demek? Bayan Selme'den iyi koca mı bulacağız? Diyorum ya, zengin, akıllı, olgun bir adam. Üstelik birinci karısından da çocuğu var. Ooo! Çok iyi efendim! Ama kızınız bu bayla düşünüyor mu? Ona da bir sorsak. Kaçırılmaya gelmez böyle bir fırsat. Bunu hemen atılmalı üstüne. Hem kızımı nasıl istiyor biliyor musun?
Nasıl efendim? Çeyizsiz! Çeyizsiz mi? Evet ya, bundan kârlı iş mi olur benim için? Olmaz efendim. Lamicim yok artık bunun. Evet. Lakin eğlence sanıldığından çok daha ciddiymiştir efendim. Kızınız size diyebilir ki ömrü boyunca mutlu da olabilir, mutsuz da. Ömür boyu... Çeyizsiz! Çok haklısınız, tamam. Ama bir takım adamlar diyebilir ki size arada bu kadar büyük giraş, ayrılış, duyuş farklılığı oldu mu? Çeyizsiz. Efendim, bir takım babalar düşünün. Onlar evlenmede her şeyden önce kızlarının rahatını, mutluluğunu, huzurunu düşünürler. Çeyizsiz! Çeyizsiz diyor adam. Evlendirin gitsin. Akan sular durur efendim. Peşinden gel.
genç bayım. Paraya ihtiyacı olan bir delikanlı. Başı dertte, öylesine dertte ki ne şart koysanız peki diyecek çaresiz. Aman Simon Hanım, bu işin çocuk bir tarafı yok ya. Kimin ne, kimin nesi biliyor muyuz bu çocuk? Doğrusu size bu konu hakkında tam bir bilgi verecek durumda değilim. Bir yerde rastlaşıp tanıştık. Tanıştırdılar daha doğrusu. Ama benim size söyleyeceğim şu. Kendiniz görüp anlayacaksınız nasıl olsa. Adamının dediğine göre kendisini de tanıyıp diyeceğiniz pek bir şey kalmayacakmış. Ama ben size şöyle bahsedeyim. Annesi ölmüş. Ailesi pek zengin. Babasının da 7-8 ay sonra öleceğine garanti veriyor. Bu dediğin yabana atılır şey değil. Zaten dinimiz yardıma muhtaç insanlara yardım etmemizi emrediyor. Tabii elbette. Evet. Bu da ne demek oluyor? Bizim Simon Hanım babanızla konuşuyor. Kim olduğumu söylediler mi yoksa? Sen mi söyledin? Aa! Yardım eden gelmişler. Olur şey değil. Bana bakın bayım. Ben de adınızı söyledim, ne de yerinizi. Ama hiç de zarar yok bence böyle olmasın. Bunlar anlayışlı adamlar. Ağızlarından söz kaçmaz. Rahat rahat konuşabilirsiniz kendileriyle. Ne? Nasıl olur? Sizden 15 bin frank borç almak isteyen bay bu işte. Demek sensin abi öylesine batak işlere giren. Demek sizsin abi aşağılık yollara başvuran insan. Demek sensin ha babanın, ananın. Bunca terler dökerek kazandıkları paraları. Har vurup almazsa vuran. Demek siz de bu aşağılık yollarla para kazanan insan. Hiç utanmıyor musun bu yaptığından? Hala ne yüzle duruyorsun karşımda? Ya siz hala ne yüzle çıkıyorsunuz el alemin karşısına? Defol diyorum sana. Defol. Haydut. Kimin yaptığı daha çirkin sizce? İhtiyacı olan parayı isteyenin mi? İhtiyacı olmayan parayı çalanın mi? Defol diyorum sana. Seni orsanı bunlara kenara. Ne duruyorsun be? Salak mısınız siz ya? Ay gel! Gel! Yılda 10 bin lira gelir getirecek size. 10 bin lira mı dedin? Tabii.
diye bir kere bu kız yemez içmez soyundan. Salata, süt peynirle yetiştirilmeye alışmış. Lüks sofralara, bahar mahar gibi şeylere hiç merakı yok. Bunun 3000'ini alalım biz. Bir de bu kızda görülmedik derecede bir sadelik tutkusu var. Böyle cafcaf hurbalara, zümrütlere hiç merakı yok. Bunun da 3000'ini alırsak. Bir de bu kızda kumara karşı görülmedik bir tiksinme var. Bu zamanda nerede böyle kadın? Bunun da 4000'ini alalım. 3000 lira giyim kuşamdan, 3000 lira da giyimden edersek 6000. 4000 de kumardan edersek yılda 10.000 tutmaz mı? Evet ama bunun elle tutulur bir yanı yok. Aman nasıl yok canım? Bunca sadelik tutkusu bir çeyiz sayılmaz mı sizin için? Alayla ediyorsun sen benimle. Onun harcamayacak olduğu paraları. Kendi paralarımı. Çeyiz sayar mıyım ben? Almadığın parayı aldı diyecek söz var mı bende? Elime bir şeyler geçmedi. Geçmez olur mu hiç? Bilmem hangi memleketlerde malları mülkleri varmış. Sizin olacakmış. Orasını bir anlamadı. Burası. Başka bir şey daha al. Diyorum ya bu kız hayli genç. Genç dediğinde gençlerle yatıp kalkmaktan zevk alır. Ben yaşlı bir adamım. Bu yüzden evimde bazı dırıltı zırıltılar çıkabilir. İşte buna hiç gerek. Aman durun durun. Daha burasını anlatmadım size. Bu kızda gençlere karşı görülmedik bir tiksinme var. Aklı fikri yaşlı erkeklerde. Sahi mi? Sahi ya. Bir duysanız bu konu hakkında neler söylediğini. Yüzlerine bile bakmazmış genç delikanlıların. Güzel bir ihtiyar gördün mü bitiyorum diyor. Hele şahane bir de sakal olursa. O yüzden kendimizi daha fazla genç göstermeyin derim. 4 ay önce neredeyse evleniyormuş. Birden cayıvermiş. Neden biliyor musunuz? Nişanlısı sadece 56 yaşındaymış. Sözleşmeyi imzalarken de gözlük takmadığını fark etmiş. Ne diyorsun? 56 yaş doyurmaz beni diyor. Gözlüksüz burnu da burun demezmiş. Doğrusu ilk defa böylesini duydum. Zaten ben de kadın olsam gençleri sevmezdim. Sevmezdiniz tabii. Nesi var sevilecek o toy delikanlıların? O sümüklü böcekleri koynuna alır mı insan? Nedir? Açık kırılım kadın halleri. O kedi bıyığı gibi bıyıklar. O şimdi kıtığı gibi takma saçlar. Düşük düşük pantolonlar. Sen gel de onu sizin gibi bir erkeğin yanına koy. Erkek dediğin böyle olmalı. Böyle giyinmeli. Baksın mı gözü doyuyor insanın. Sahi beğeniyor musun? Beğenmek de söz mü? Bayılıyorum size. Resmi yapılacak adamsınız doğrusu. Şöyle bir döner misiniz? Dönün ne olur. Aman ne profil. Şöyle bir de yürüyün. Şu vücuda bak. Rahat, kıymet, yürüyün. Hastalık, hastalıktan eser yok. Sağlıkça pek fena değilim, doğrudur. Arada sırada şu öksürüğümle tutturmasana. Aman canım o da bir şey mi? Hem güzel öksürüyorsunuz. Yakışıyor size. Fırası. Marianne, hiç görmüş mü beni penceresinden bakarken? Hayır, ama uzun uzun konuştuk sizden. Değerlerinizi saygım döktüm. Sizin gibi bir kocası olmanın ne demek olduğunu anlatsın ona. Dünyada kalkamam bu iğneğin altında. Yalnız sizden küçük bir dileğim olacak. Bir davayı kaybetmek üzereyim parasızlık yüzünden. Ufacık yardımınızı benden esirgemezseniz canımı kurtarırsınız. Hem Marianne'ye size anlattıkça gözlerindeki ışıltıyı görmeliydiniz. Şu su da var, bu su da var dedikçe bir an önce bu iş olsun bitsin istiyor. İyi yapmışsın. Bu davada bana yardımcı olursanız canımı kurtarırmış olursunuz. Ömrümce unutmam bu iyi değil. Ben gideyim de şu mektupları bitireyim. Lütfen bu yardımınızı benden esirgemeyin. Söyleyeyim de akşam yemeğini erkenden hazırlasınlar. Geçidir midelerinizi bulmak istemem. Bilemezsiniz size nasıl. Bak beni çağırıyorlar ben gidiyorum. Hayır iyi kurumuş domuz herif. Cehennem doyursun seni. Ağzından girdim burnundan çıktım yine de doyuramadım cimri domuzu. Ama sen dur. Daha bunun diğer tarafı var. Ben nasıl olsa oradan bir şeyler koparırım. Gel buraya geçeceğiz usta. Buyurun efendim dinliyorum. Çaktınız yoksa aşçınız olarak mı? Çünkü biliyorsunuz ki hem ahbacınız hem de aşçınızın. İkisini de çağırdı. Peki. İlk emekliniz hangisini olacak? Aşçıya. O zaman bir dakika. Bu merasimde ne oluyor be? Hazırlanıyorum. Hep deli. Buyurun dinliyorum. Akşama misafirlerim var yemeğe. Aman tanrım. Allah şey değil, misafir, sizin, misafir, vah, bu akşam, aman tanrım. Güzel yemekler yapar mısın bize? Ooo, yapmaz olur muyum hiç, en güzellerinden yaparım hem de. Ah, ördekler, ıstakozlar, hangisinden istersiniz?
Lakin bir soğumak. Bu da pahadan sakınmazsanız. Para, para, para! Ağzınızı açtınız, meyip söz para! Başka bir lafınız yok mu diyecek? Efendim! Efendim! Aklını kaçırmış. Çok parayla iyi yemek yenir efendim. Az parayla iyi yemek yapabiliyor musun? Ustalık orada. Az parayla iyi yemek ha? Efendim! Efendim! Tabii ya, az parayla iyi yemek. Ooo, kah ya efendimiz. Bu işin sırrı neyse öğretin bize. Hatta ve hatta aşçılık işinde siz alın üstünüze. Zaten bu evde kalmışmadığınız iş yok yani. Sana ne söylüyorsa ona cevap ver. Kahya efendimiz söyledi. Aspahayla iyi yemek yapılırmış. Yapsın. Öldürürüm seni. Benim sorduğum sorulara cevap ver. Efendim, sizin emeğiniz benim üzerinde gayet fazla. Peki, akşama kaç kişi olursunuz? 8-10 kişi. Ama sen 8'di. 8 kişilik yemekten 10 kişi de doyarız. Efendim! Efendim. Doyar da atar bile. Bence. O zaman 4 büyük çanak çorba, 5 kap değişik baş yemek, sonra... Lan bütün Paris'i mi doyuracaksın? Aa, o kızartmalar da olacak. Vay hayvanım, varım yolumu tüketecek. Efendim! Efendim? Cakı'yı süslenin. Bütün bu kalalığı üstünde bugün. Oo, bak ya, kahkahanın da bütün kahkahalığı. Yeter artık! Ne yapayım efendim? Dal kabuklara tahammülüm yok. Dokmadan yaptı ekmeği, tuzu, unu, odunu, şarabı yoklaması. Saf bunları neden yapıyor biliyor musunuz? Neden? Sizin gözünüze gelmek için yapıyor. Ah, çok içi yarıyorum buna doğrusu. Ah, zaten çok üzülüyorum sizin için efendim. Adınız nedir gençsin? Sizin adınızı neler, neler söylemiyorlar? Hepsi kötü şeyler. Ya, çok üzülüyorum. Ne söylüyorlar benim için? Ah, söyleyemem. Kızarsınız. Yok yok, hiç de kızmam, söyle. Hayır, kızarsınız, kızarsınız. Hatta küplere bile binersiniz. Benim için ne söylendiğini bilmek istemez olur muyum? Madem istiyorsunuz, benden günah gitti. Dört bir yanda alay ediyorlar sizinle. Düpedüz, tüpe yansın ediyorlar. Neler neler anlatmıyorlar sizin için efendim. Kimi dedi ki, özel takvimler bastırıp, perhiz, oruç gündemi ikimisine çıkarmışsınız. Neden? Az yemek yensin. Kimi diyor ki, uşaklarınızla, hizmetçilerinizle kavga ediyormuşsunuz bayram, seyran günlerinde. Onlara harçlık vermemek için. Aa, biri de dedi ki, komşunuzun kedisi sizin alt tarafı koyun eti altını yedi diye. Komşunuzun kedisini! Mahkemeye vermişsiniz. Açıkçası kafa karıştırıcı bir yapmışım. Aa, en çok soğuma giden hangisiydi biliyor musunuz? Hangisi? Benden önceki ahlabacınız varken karanlıkta gidip kendi ablanızın yulaklarını çalmışsınız. Ve yakalanmışsınız efendim. Bir güzel de karanlıkta pataklamış sizi ahlabacınız falan. Ah efendim daha anlatayım mı? Neler neler anlatmıyorlar sizin için. Kimi diyor ki fit. Bir ya diyor ki cimri. Hayır ben de bu diyor. Daha anlatayım mı? Ah tefeci de diyorlar. Doğru. Seni atmak. Ah efendim. Ama ben ne yaptım? Ah onlar diyor. Ben. Konuşmasını bil öyle konuş. Ama efendim onlar ya. Diyor. Ben değil. Yakın usta. Açık konuşmak sana biraz pahalıya mal olur sanırım. Sen gösterin. Evet, burası. Ne kadar saklasam boşuna. Evimize yalnızca birkaç kere geldi.
söyleyeyim, bir yakınlık duydum kendisine. Peki ama kimmiş bu delikanlı, biliyor musun? Hayır, kim olduğunu bilmiyorum. Ama herhalde ne sevdiriyor kendini. Bütün bildiğim bu. Alacağım erkeği seçmeyi bana bıraksalar, onu seçerdim. Doğrusunu istersen, onun büyük payı var bana seçtikleri kocayı daha görmeden korkunç buluşumda. Ah ah, bütün bu esmer delikanlıların hoşluğuna diyecek yok. Çok da güzel laf ediyorlar. Ama gel gelelim, ceplerinde metalik yok zavallıların. Ne bize lazım? Siz en iyisi çok geç olmadan zengin bir koca bulmaya bakın derim. He, paradan yana gittin mi ağzının tadını bulamazsın, orasını da söyleyeyim. 3 ay geçmez kocan öldükten sonra yenisini bulur, acısını çıkarırsın. Kusura bakma ama Frosi, mesut olmak için birinin ölümünü beklemek hiç hoş bir şey değil. Hem ölüm senin istediğin zaman çalmaz ki kapını. Alay mı ediyorsun canım? Sözleşmeye bir madde olarak koy. 3 ay geçmez kocan ölürse, kabahat onda. Bak geliyor, müstakbel nişanlı geliyor. Ama Frosi, bu mu? Bu ne surat? Uzarılmayın güzelim. Gözlüklerle geliyorum karşınıza. Ama yıldızlara bile dürbünle bakıyor insanlar. İddia ediyorum. İddia ediyorum, siz de bir yıldızsınız. Yıldızlar gezegenindeki en parlak yıldız. Ne oldu Frosi'm, beğenmedi galiba. Hayır hayır, sizi görünce çok heyecanlandı. Tatlı meleğim benim. Bakın, kızım sizi selamlamaya geliyor. Sizi görmeye gelmekle bir hayli geciktim, kusuruma bakmayın. Aman efendim, asıl bana düşerdi sizi görmeye gelmek. Ne kadar büyük bir kızım var değil mi? Otun kötüsü çabuk büyür derler. Aman ne kötü adam. Ne diyor sen, ne diyor sana? Bayılmış size onu. Beni beğenmekle kulunuz, köleniz yapmış oluyorsunuz. Öküz herif. Oğlum, bakın. Oğlum da geliyor sizi selamlamaya. Doğrusunu isterseniz sayın bayan, hiç beklemediğim bir olay karşısındayım. Bu sabah babamın size olan niyetini öğrenince şaşırmadım desem yalan. Ya ben ne söyleyeyim? Sizin kadar ben de şaşkınlık içindeyim. Hiç bekler miydim böyle bir durumla karşılaşmayı? Gerçi babam da sizden güzelini daha bulamazdı. Annem olma şerefinizi sevinçle karşıladığımı söyleyemeyeceğim. Kim olduğumu bildiğinize göre en çok bunu anlamışsınızdır. Laflara bak! Bula bula, bunları mı buldun söyleyin? Ben de size şunu söyleyeyim ki, ikimiz de aynı durumdayız. Beni üveyeniniz görmek size ne kadar ağır geliyorsa, sizin üvey oğlum görmesi benim o kadar ağırıma gidiyor. Sizi bu hale düşüren ben miyim sanıyorsunuz? Aklınıza böyle bir şey gelmesin rica ederim. Elim kolum bağlı olmasa, inanın bana, ben de gücünüze giden bu evliliğe razı olmazdım. Acı söylemek de haklı. Öyle lafa böyle cevap vermiş. Siz onun kusuruna bakmayın. Ağzından çıkan lafın nereye gittiğini pek bilmez de. Merak etmeyin, hiç alınmadım sözlerinden. Doğrusu bana böylece içini dökmüş olmasına sevindim. Başka türlü konuşsa bu kadar hoşlanmazdı doğrusu. Alınmamanız kendisi için büyük bir lütuf. Zamanla zaten size karşı düşünceleri değişir. Bayanın da şunu iyice bilmesini isterim ki, ona alan düşüncelerin zamanla değişmeyecek baba. Bakın! Zıpırlığın derecesine bakın! Daha da ileriye gidiyor. Ne o? İçimi dökeyim, onu mu istiyorsunuz? Başka sözün kaldı mı söyleyecek? Peki madem, kendimi sizin yerine koyup şunları diyeyim bayana. Sizden güzelini görmedim dünyada. Ne mutlu sizin sevdiğiniz insana. Sizin kocanız olma şerefini hiçbir kralın kaderine değiştirmez. Evet sultanım, tek tutkum budur. Karşıma çıkan... Biraz yavaş oğlum, ne oluyor? Senin yanına dil döküyordum baba. Niye? Benim kendi dilim yok mu dökecek? Avukata hiç ihtiyacım yok. Hele senin gibisine. Neyse, oturtun misafirleri. Yok yok, biz oturmayalım. Gideceğiz zaten. Sizin için bir şeyler hazırlatmayı akıl edemedim. Kusura bakmayın. Ben hazırlattım baba. Öküz herif. Sayın bayan, babamın parmağındaki elmasla daha ışıltırsını gördünüz mü hiç? Öyle parlıyor mu sahi? Ver şunu. Ev. Buyurun, kendi elinize daha yakından bakayım. Renk renk parıltılar saçıyor. Öyle güzel ele düştü ki, babamın hediye diyor size. Aman rica ederim. Kuduracağım. Elinize kalsın, lütfen. Asıl asıl it. Bırakın. Hasta edeceksiniz babamı, lütfen kalsın, dünyada olmaz. Aman canım, o kadar da inatlaşmayın. Alın bize, alın işte. Sonra verin. Kızdırmamak için
Şimdilik alıyorum. Ama daha sonra geri vermek şartıyla. Tamam, ben. Efendi! Efendi! Bayan Pagon! Bayan Pagon! İyi misiniz? Yok. Bir adam sizinle görüşmek istiyor. Müsait olmadığımı söyle. Peki. Efendi! Ne var? Adam size para getirdi. Ne? Para mı koştan? Oyunumuza 10 dakika ara verilmiştir.